Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübre olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, müzir ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübre olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, müzir ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu demek ki üç hastalık bütün beşeriyetin, akrabalığın, cemiyetin huzurunu bozan, düşmanlık eken tarafkirlik, inat ve haset. Tarafkirlik, inat ve haset. İnat ve haset. Tarafkirlik, inat ve haset. Beşeriyetin huzurunu kaçıran, düşmanlığı telkin eden, insanları birbirine düşman eden üç hastalık. Tarafkirlik, inat ve haset. Bu üçe dikkat etmek lazım geliyor. Sende başka birisine karşı bir vaziyet varsa, bir sevmemek, bir vesaire bir şey varsa, eğer Rabbani değilse, bu üç hastalıktan biri var sende. Ya tarafkirlik göstererek ona düşmanlık ediyorsun, ya inat ediyorsun, ya haset ediyorsun. Üç hastalık. Bütün rezaletin, ya kavganın, düşmanlığın, her şeyin kökünde üç şeyden biri var. İnat, haset, tarafkirlik. İnat, haset, tarafkirlik. Efendim, dersle ilgili bir soru gelmiş. Selamünaleyküm. Haset eden kişi zarar vermeye çalışıyorsa, haset edilen kişi ne yapmalıdır? Haset edilen kişi ya yakışan ona iyilik yapmaktır. Ona nefsine mağlup olduğu için acımaktır. Onun yani kendisinde olan şeyin de bir şey olmadığını göstermeye çalışmaktır. Yani şimdi sen şu halıya bir halı almışsın, sermişsin. Komşun gelmiş haset ediyor. Yani niye bu bunu serdi? Olmasın bununki. Aynısını kendisi istese o haset değildir. Allah'ım bana da bundan bir tane ver duadır o. Ama onun onda olmasını istemiyor. Şimdi o zaman bu adam diyecek ki yani bizden evvel buraya kim bilir kimler ne halılar serdiler. Ne halılar topladılar. Yani bu işin akıbeti sana da kalacak değil, bana da kalacak değil. Hani bizim bir hanköy arsa hikayesi var ya, baktım adam böyle ters eğiriyor. Memurlar gelmişler, ölçüm yapmışlar. Bizim arsanın kazığını adamın arsasının bir metre içine çakmışlar. Sabahtan geldim, selam verdim, benim işten haberim yok. Baktım adam öyle küfreder gibi selamımı aldı. Neyse biraz şey yaptım, sonra şey yaptım, o komşu dedi ki dün kadastro geldi şöyle böyle etti. Ha, mesela anlaşıldı. Gittim komşunun yanına oturdum. O selamımı almayan adamı. Dedim komşu bak, şimdi biz ikimiz böyle dese ki ey bu tarlaların sahibi bir çıkın da bir tanışalım ya. Bir çıkın, mezardan çıkın, bir tanışalım. Bizden evvel siz buraları kullandınız. Ne diyorsun dedim, buraya sığarlar mı? Durdu, düşündü, dedi sığmazlar.
Dedim biz de onlardan biriyiz işte. 40 tane kadastro gelsin senin kazanı değiştirsin dedim. Ben senin tarlana gelir bir iş yapar mıyım? Bunu aklın kesiyor mu yani? 40 tane şey gelse oraya 40 tane kazık çalsalar. Asırlardan beri buradan su arka geçiyor. Badem ağacı dikilmiş bilmem ne olmuş. Ya akıllı ol dedim ya sen. Deli misin sen? Neye haset ediyorsun yani? Yani adam iki karış toprağa haset ediyor. Sana geçti, bana geçti. Bütün nizalar bundan çıkıyor. Bütün kan davaları hiç yoktan çıkar yani, hiç yoktan. Bizim orada haftasar var. Bazı tanıdıklar vardı orada. Öyle bazen gelirlerdi bize. O vukuattan sonra. Şey gelir anlatır. Bizim tavuk gitmişti onların şeyine girmişti. Onun çocuğu da tuttu bizim tavuğa bir taş vurdu, öldürdü. Bizim oğlan da gitti onun kafasını kırdı. O adam da geldi bizim camları döktü aşağı. Ben de tüfeği aldım, sıktım öldü. Yani tavuk girmiş iki şeyi kekelemiş, iki domatesi kekelemiş. Cinayet sebebi bu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani böyle gider bir bardak su içmede anlatır gibi yani. Ben de vurdum, öldürdüm. Bu işte bu bütün bu inat, haset, tarafgirlik, haset esas. Haset ne? İşte o onun 10 metrekare, 100 metrekare bir yeri var şey ekmiştir domates. O ekememiştir. Haset ediyor ona. Onun elindeki alınsın. Onun elindekini alınsın. Hulasa bu haset eden, haset edilen, haset edeni tespit etti mi kim kendisine haset ediyor, ona iyilikle mukabele etsin ve işin sonunu anlatsın. İşin sonunu anlatsın. Ben böyle arabayla yolda giderken çok ibret almış şeyler oluyor. Yani böyle bakıyorum, iki bahçe var yan yana, aynı şartlara haiz. Birisi solmuş, sönmüş, ot basmış, ağaçlar, yapraklar dökmüş. Birisi gümrah, hoş. Arada ne fark var? Bu adam da, o tarla da öyleydi. Yani o bahçe de öyleydi önce. Ya sahibi ölmüştür, ya hasta olmuş, yatağa düşmüştür, bakıcı durumda değildir. Ya işte malın sonu bu yani. O tarlanın, o bağın, bahçenin sonu bu. O yanındaki kendine güvenmesin yani. Ona bakıp ibret alsın. O yanındaki tarlaya baksın, ibret alsın yani. Sonu bu. Yani haset eden adam o haset ettiği şeyin sonunu düşünsün. Adam araba almış. Komşun araba almış. Haset etme ona. Hele dur bakalım o araba ona hayırlı mı, şerli mi? Acaba o araba onlara tabut mu olacak, yoksa saadet mi getirecek? Belli değil. Allah verip göstermesin. Arabası olmasa dört kişi birden ölmeyecek. Hiç olmasa tek tek ölürler. Yatakta ölürler. Ya hadi bakalım, araba kendisine oldu tabut. Dört kişiye tabut. Yani haset eden ona öyle bakmalı. Haset edilen de araba almışsa ona ya komşu hele gel bin. Bir işin var mı? Gece gündüz Allah rızası için ne derdin varsa hemen bana söyle. Anladı ki haset ediyor o adam. Efendim nereye gidecektin sen filanca yerim. Hadi seni götüreyim. Gibi onun haset damarını kırmaya çalışmalı. Onun şeyini kırmaya, ona iyilik yaparak onun damarını kırmaya çalışmalı. Efendim sualini devam ettirmiş bacımız. O kişiden samimiyeti kesip uzak durmaya çalışmak ne kadar doğrudur? Bence o çare değil. Yani haset ediyorsa bir kere yakın birisi. Ya komşudur, ya akrabadır, ya yakın birisidir. Yani uzak durmaya çalışmak çok büyük bir kurtuluş çaresi değil. Ona en iyisi iyilik yapmak. Yani iyilikle onun kalbindeki o hasedi gidermeye çalışmak. En güzeli odur. Bence öyledir yani. Çünkü haset ediyorsa ya komşudur, ya akrabadır, ya bir şeydir yani. Yakın birisi ki haset ediyor. Yedi yabancı kimse birbirine haset etmez.
Onun için doğru söylüyor, yani ne kadar mümkünse mesafeyi tutmalı ama mevcut olan mesafede de mümkün olduğu kadar ona iyilik yapmalık, onun kalbindeki o pası silmeye çalışmalı. Doğru söylüyor yani. Evet.